neden buraya geldim? Buradaki varlığın sebebi ne? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Bunlar olabilecek en önemli sorular. Bizim sorduğumuz birçok soru var güncel hayatımızda. Biz o kadar meşgul ediyor ki işte mobilyamın kılıfını ne yapmalıyım? Arabamın markası ne olmalı? İşte hangi bölümü üniversitede seçeceğim? Nasıl biriyle evleneceğim? Derslerimin sonucu ne olacak? Hayatımız belli sorular sorarak, belli şeyler üzerine düşünerek, belli meseleleri çözmeye çalışarak, evimizi döşemeye çalışarak, eş bulmaya çalışarak, iş bulmaya çalışarak, işte daha yüksek bir maaş bulmaya çalışarak, karizma kazanmaya çalışarak hayatımız doluyor. Ve birçok zaman bu olabilecek en önemli soruların, olabilecek en önemli soru olduğunun farkında olmadan en önemli olanı öteleyip, bu daha az önemli olanı gözümüzde büyütüp, yani dünyevi basit şeyleri çözmeyi gözümüzde büyütüp, mobilyamız evde nasıl olacak sorusuna sarf ettiğimiz kadar bir vakti bile bu sorular üzerine düşünmeye, buradaki hayatı tefekkür etmeye harcamıyoruz. Allah'ın varlığına inanmadığımız zaman adeta ben inanmayan insanı şuna benzetiyorum. Böyle uçsuz bucaksız çölde kapkaranlık bir kuyunun içinde kalmış, hiç çıkışı olmayan biri kadar böyle ümitsizlik içinde. Hiçbir yere gitmesi mümkün değil, hiçbir gıdaya ulaşması mümkün değil, hiçbir sevdiğine kavuşması mümkün değil. Ama Allah'ın varlığını anlamakla adeta bir yerden oradan bir hablullah geliyor, Allah'ın ipi geliyor. Ki Kur'an için Kur'an'da kullanılan bir sıfat. O kuyudan insan çıkıyor. Allah da o nur sıfatıyla bir yerde yollarını aydınlatıyor. Ahiret yoksa aslında her şey anlamsızlığa gidecek demektir. Bir anda kalkıyoruz, bir bakıyoruz dünyaya geldiğimizde çok renkli bir dünya. Yüz binlerce canlı çeşidi var. Yıldızlarıyla, gezegenleriyle muhteşem bir gökyüzü var. Böceklerinden çiçeklerine kadar çok renkli bir dünya. Kısacık bir hayat var buna karşılık. Adeta karanlıkta bir flaşın yanması gibi. O flaş yanınca her şey aydınlanıyor, muazzam bir gösteri var. Bir anda sönüyor, her şey gidiyor. Eğer ki ahiret olmazsa bütün bunlar adeta anlamsız olacak. Bizim en büyük derdimiz ise aslında bütün insanların, yakınlarımız teker teker ölüyor, yok oluyor. Ve bir gün biz de yok olacağız. Hiçbirimiz kalmayacağız burada. Hayat çok güzel, renkli. Müzik var, sanat var, dünyada bir sürü hayvanlar var. Bir sürü manzaralar var, dünyada farklı yer. Hepsi çok güzel. Sevgi var, iletişim var insanlar arasında. Ama bütün bunlarla beraber bir de bir şey var ki fark ediyoruz. Bütün bu evrendeki renklilikle beraber bir de ölüm var. Yakınlarımız teker teker ölmeye başlıyor biz daha hayattayken. Ve bir gün o sonun bizi de beklediğini biliyoruz. Buradan bizi, bu en büyük derdimizden bizi kurtaracak güç ancak çok güçlü, çok kudretli, her şeye sözü geçen bir güç olabilir. Eğer ki bu evrenin yaratıldığını anlıyorsanız, işte biz o gücü bulmuşuz demektir.